Değerli dostlar, güzel insanlar, gününüz hayırlara vesile olsun. Sigarayı sakla. Evet, misafirlerimiz var. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Adım Rıza Güler. Eskişehir'den şoför olarak geldim. Evet. Tır şoförüsün. Şimdi klasta oturuyorum. Evet. Kuşçusun. Eski. Eskilerden. Peki burada mısın? Burada mı yani artık? Çocuklar falan burada, getirdin çocuk buradan. Getirdin çok şükür. Evet. Şimdi yer yapacaksın kendine. Tekrar nasıl başlayacaksın. İleriye döndüm şimdi. Değil de 5 seneli alınca. Şimdi kiralık evde yer yok. Yerimiz müsait değil. İnşallah. Rabbim nasip etsin inşallah. İnşallah. Peki size kuşlar hakkında önce bir kanalımız hakkında bir şey sorayım. Eleştirileriniz var mı? Nasıl buluyorsunuz bizim kanalı izliyor musunuz? Kral Kuşu TV. İzliyorum. Gece 2-3'ü buluyor bazen. Dalıp gidiyor. Hep eski videoları. Peki siz kendiniz Türkiye'de, Ankara'da mısınız? Yok, Eskişehir'de. Eskişehir. Peki büyük kuşlar tanıyorsunuz herhalde? Tanıyorum isim olarak. Onlara da selam olsun. Tabii selam olsun. Arkadaşlar şimdi heyecana aslında gerek yok. No panic, I am Muslim. Don't panic. Evet, Özgür kardeşime döneyim. Sence güzel bir kuş nasıl olması gerekiyor? Özgür ben efendi. Daha önce de söyledim. Hep de aynı şeyi söylüyorum. Belki bir şey olur, ezber olur. Kuş tabanca gibi olacak. Gez, gör, nişan, hedef. Onu şöyle anlatabilir. Gezecek, hedefi görecek. Ondan sonra? Nişan dersek pikeye düşüyor, pikeye girecek. Pikeden sonra da ne kadar hızlı gitti diyeceksin. Ateş ateşlemesi olacak. Evet, fişek tutacak. Çok sesli olacak, uzun kaçacak. Tabii ne kadar pike yaparsa, ne kadar sesli olursa, ne kadar uzun kaçarsa bunlar hepsi aranan özellikler. Onun haricinde bir de ince özellikler var. Kuşun pikel gelmesi, pikeli nasıl yaptığı, alt taban, üst taban, üstlemeleri, bağlama falan filan. Uzun gitmesi önemli mi? Gezme benim için çok önemli. Gezmesi. Kuş kaybolacak, gözden kaybolacak. Sen merak edeceksin. Evet. Bu kuş nerede, ne yapıyor, ne ediyor, ne zaman gelir, vakit tutacaksın. Bu heyecan veriyor. Tabii. Peki sana göre üstünde dolaşan kuş bile altında altında oturduk bir kuşun. Kaç dakikada bir gelmesi makbul? Benim size sorayım. Için saatte 4 kere gelmesi ideal. 4 kere 15 dakikada bir. Saatte 4 kere? Yeterli bana. 15 dakika. Gözümü doldursun. Ya ama yapsın, seni duyursun yani. Duyursun. Siz ne diyorsunuz? Vallahi en az bir iyi kuş bir 20 sefer yapması lazım. Can taşı. Saatte. Saatte değil. Ne kadar? Toplam 1 saat 20 dakika ya falan. Tümünü diyor abi, diyor tümünü. Tümünü. Yani tümün şeyini. Tüm bir 20 bir sefer. 1 saat 40 dakika. 1,5 saat. 20 sefer yapacak. 20 sefer ideal, çok ideal. O zaman siz çalışkan kuşlar seviyorsunuz. Yani. Evet. Demek ki pek çalışkana düşmüyordu. Peki ben bir kuş çıkartalım o zaman. Bakalım neler varmış hazinende. Yo yo, bir tane hani biz, dün değil evvelsi gün bizim Ahmet Efendi geldi ya. Bir kuş beğenmişti, dedi bu olacak. Bugün iki kez uçtu. Buyurun oturun. Ben bir çıkartayım bakalım ne yapacak. Atmaca da gelirse zaten şansımız arkadaşlar. Artık bilmiyorum. Yok ya, sorun değil. Senin canın sağ olsun. Kardeşim benim. Arkadaşlar. Şu kuşu kaldıralım. Gel, gel oğlum gel. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kuş yeni. Arkadaşlar, uçuracağımız kuş bu. Dün sıka girmişti, bugün saydırıyor, döktürüyor. Havada yalnız, hava oyunu var daha. Kaldıralım, dur. Bak, bismillahirrahmanirrahim. Daha oturtmamış yani taklayı falan.
Öğlen de uçtu. Şimdi yani bu şeyde uçar diye düşünüyorum. Yavruları çok koşturmak mı lazım yoksa fazla koşturmamak mı lazım? Bak ne yapıyor kuş arkadaşlar. Valla yavrularda sen nefes vereceksin. Şimdi yani bu şeyi görmeden. Kaç gündür uçuyor bu yavru? İki gündür sürekli uçuruyorum. Yani bir haftada sürekli uçuruyorum. Yalnız şu var. Kuş sineği görecek yani. Tabii. Sinek de taklayı oturtturacak. Fişeği tutacak. Fişeği oturtturacak. Ondan sonra dinlenmeye mi alıyorsun? Artık antrenman, çünkü kanat pozu yapması gerekiyor bunun. Yoksa kaldıramaz kendini. Anlatabiliyor muyum? Bu kuşun öyle bir dalışı var abi. Ben birazdan iki kuş çıkartacağım. Böyle geliyor. Özgür. Daha yavru. Kuşlara pırıltı vermemek lazım. Niye? Kuş pırıltısı... Yok, vermeyeceğim. Ama kuş güzel. Bak güzel geziyor. Daha yavru. Nerede? Orada orada. Atmaca da zaten gelirse bir de yağmur geliyor. Bir çift yavru çıkartacağım arkadaşlar. Bakalım kuşumuz ne yapacak? Yapar da sen buradan bir kuş alır mısın? Benim elimde kamera vardı. İki tane. Böyle bir tane yavru var, dumanlı. Onu alırsam. Evet. Ben başka yabancı kuş koyma şey yapmam. Şu küçük küçük. Bak bir tane orada. Dumanlı he. He. Baksana gözlerimde siyah. Getir. Kuş nerede abi? Evet. Şimdi buraya gel. Bir bakalım nasıl atlıyor. Arkadaşlar. Yağmur başladı bu ara. Yağmur başlasın da. Şimdi üstümüzde de dolanır. Dolanıyor. Elimde kuş arkadaşlar. Biraz sonra atacağım. Bir bakalım dalışı nasılmış. Şimdi atalım Özgür. At 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 at. Girecek orada. Şunları çevireyim. Hadi. Hadi yavrum. Korkuyorlar bunlar. Dalışına bak Özgür. On. On bir tokat. Ya bu daha bir şey değil. İşte düzelecek. Beğendin mi Özgür? Olur mu? Aynen. Aynen. Yuva kardeş bunlar. Bunlar yuva kardeşi. Bu arada kamera ıslanmıyor. Islansın. Suya dayanıklı 5 metre. Suyun içinde de çekebilirsin. 5 metre. He. Yağmur da tam yağacak zamanı bulduk. Evet, yorumlarınızı alabilir miyiz? Bu kuş ne yapar abi? Vallahi kuş güzel abi. Kuşu zaten ilk gördüğümde şey yaptım, notunu verdim ya.
Beğendiniz. Beğendim. Ama daha zamanı var bunun. Tabii İki, var. Bugün ilk kez teke uçtu bende. İlk kez. Bu üçüncü seferdir atıyorum havaya. Sizler için attım. Kuş yavruken ne yapar ne eder önemli değil. Bir de ekeyle, yani ekey olarak görmek lazım. Ekeliğinde görmek lazım. Hareketle, an, peki kuşçu adam? Hareketlerinden anlar. Anlar. Ben cilveli kuş severim. Kuşta cilve var. Sanırım gelme gitmeler de var çünkü daha, hareketler daha hazır gösteriyor. Değil. Onun değil, için var var. Çok düzgün vuruyor. Hiç şey yok kuşta. Yalpalama falan yok. Görüyorsunuz. Da güzel. Evet, daha ses gelecek ama bugün çok ezdik biraz. Sabah uçtu, öğlen uçtu. Şimdi sizin için uçuruyor. Ses biraz bundan gitmiş. Heh. Yavru bir de. Aynen. Yavaş yavaş. Yalnız bana göre bu yavrular ondan daha iyi. Bu benim bana damarım. Beyaz hepsinin iyi. He? Bana göre en iyi beyaz olacak. Zaten beyaz damarım, belki benim videoyu izlemişseniz, o beyaz damarım bir tane uçuruyorum ben. Bunlar onun kardeşleri abi. Ama dumanlı da güzel. İkisi de çok sesli. Biraz yanık değil. Yok yok. Sese bak. Bak beyaz. Bunlar benim beyaz damarımdan. Mermi 46. Maşallah. Yağmurda kuş panikler. Yavruyken gelmez. Valla bizim kuşumuz her zaman oynaması gerekiyor. Oynar, panikler ama. Kuş nerede? Havada olduğunu ben de biliyorum, göremiyorum. Hani? Geliyor. Ayağını da şeyini üstüne atmış, kuyruğunun. İşte benim burada atmaca problemim var abi. Çok mu abi? Kilisede. Şu an göstersen kuş kadar yavrular var mı? Bakalım. Var var. Yo yo, yavrular gitti. Çok hızlı seri uçuyor bu kuş ya. Yukarıda öyle yukarıda. Böyle olacak. Ama işte yavruluk önemli değil. Ekelik nasıl olacak yani? Ana baba ne taraftan gelme abi? Ankara. Hep benim kuşlarım. Kendi. Kendim çıkardım bunu. Zaten kümeslerimde de başka kuş olmaz. Ha, beğenirsen belki getir, dener, kedi kuşlarıma kırar. Tutarsa tutar, tutmazsa çıkar. Ama ben kendi kuşlarımdan başka kuş. Bak. Arkadaşlar. Abi sen beyaz bu ara hiç götürdün mü? Götürdü ya. Beyazın tüyleri var. Götürdü evet. Arkadaşlar bakın, atmacanın yuvası. Canlı kamera. Canlı kamerada. Nerede çektin abi? Ben canlı IPTV bak. Var. Koruma altında oldukları için. Evet arkadaşlar. Herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Yağmur yağıyor gördüğünüz şekilde. Söylemek istediğiniz bir şey var mı abi? Vallahi maşallah güzel kuşlar bakıyor Zafer abi. Allah razı olsun. Devamını nasip etsin. Ben de buradan bir şey söyleyeyim. Ya kuşçu olmayın ya da kuşsuz kalmayın. zor bir şey değil mi? Arkadaşlar Özgür kuşçuluğu bıraktı ama siz gelin ona sorun. İşte dedim ya kuşçu olmayın ya da kuşsuz kalmayın. Evet arkadaşlar. Şimdi ikimizin de kuşu yok. Ondan diyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Böyle.